Kuzey Ren Festivali Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek, vatandaşların 25 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanın çağrısında bulundu. Kuzey Ren Festivali Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek, vatandaşlara 25 Mayıs'ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanın çağrısında bulundu. Bu Avrupa Parlamentosu, yerel seçimler ve uyum meclisi seçimleri yapılacak. Uyum meclisi seçimleri tabii bizi özellikle ilgilendiriyor. Yaklaşan yerel seçimler hakkında yabancı ve Türk basın mensuplarıyla kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyen Uyum Meclisleri Birliği Başkanı Tayfun Keltek ve LAGA yöneticisi Engin Sakal her oyun çok önem taşıdığına dikkat çekti. Uyum Meclisi'nin seçimleri bizim desteğimizi bekliyor. Biz desteklediğimiz takdirde, yani gidip oyumuzu uyum meclisleri için kullandığımız takdirde cidden göçmenliğin ve uyumun aynı zamanda bizim lobimizin olacağını, demokratik toplumlarda yani lobisi olmayan kitlelerin istekleri veya talepleri ne yazık ki dikkate alınmıyor. Keltek sorunların çözümünü isteyen mutlaka sandık başına gitmeli dedi. Uyum meclislerinin seçimiyle aday olarak, hakeza aday olarak ne yazık ki bugünden itibaren aday olma süreci sona ermiş oldu. Bu süreç, önümüzdeki süreç, bu aday olan arkadaşlarımızın büyük bir oy potansiyeliyle desteklenmesi çok büyük önem taşıyor. Buralarda yapılacak işlerin başında çocuklarımızın eğitiminden tutun, yaşların, spor konusu, gençlik, özellikle gençlerimizin meslek eğitimi için desteklenmesi, bu desteğin de kentlerde tek tek büyük işverenlerin başında gelen şehir idarelerinin dikkate alması, gençlerimizin meslek eğitimini şehir idarelerinde yapılması, bizim çok kültürlü açılış dediğimiz olayların mümkün olduğunca öne çıkarılması ancak ancak bizim kendi kurumumuz olan uyum meclisleri aracılığıyla oluyor. Tabii biz kendi ülkemize bağlı, kendi ülkemize odaklı derneklerde de bir takım çalışmalar yapsak bile bu çalışmalardan ne yazık ki esas sistem, yani politik kurumlar, Almanya'yı etkileyen veya da yöneten kurumların haberi olmuyor. Yani Alman politikasının, Alman dairelerinin haberi olan, onlara karar verme yetkisiyle etkili olacak kurum uyum meclisleri. Uyum meclislerinin yetkisinin veya da gücünün daha artırabilecek olan da seçimlere katılımın çok olması. Ne yazık ki geçmişte uyum meclisleri yabancılar, yani geçmişi olan uyum meclisinin geçmişi olan yabancılar meclisiyle aynı gözüktüğü için pek anlaşılmadı. Bu geçen senenin sonunda yasal yaptırdığımız değişiklikler sonunda yerel yönetimler yasasının sınırını zorlayarak uyum meclislerinin yetkisini arttırdı. Bunların başında uyum meclisleri artık göçmenlikle ve uyumla ilgili kararların verildiği bir kurum haline gelecek. Bu arada Yeşiller Partisi Kuzey Ren Festfalia Eyalet Milletvekili Arif Ünal, 25 Mayıs'ta yapılacak belediye uyum meclisi seçimlerinin önemli olduğunu belirterek seçimlerde kullanılmayan her oyun ırkçı partilerin işine yarayacağını söyledi. Yeşiller Eyalet Milletvekili Arif Ünal ve seçimlerde uyum meclisi için ikinci sıradan aday gösterilen Ahmet Ediş, gazetecilerle düzenledikleri sabah kahvaltılı basın toplantısıyla bir araya geldiler. Çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Ünal, seçimlerin önemine işaret etti. İkincisi, seçme ve seçilme hakkı olan herkesin gerçekten gidip oyunu kullanması çok önemli. Bu bir demokratik haktır. Bu hakkımızı kullanmamız gerekiyor. İkincisi, burada kullanılmayan her oy aslında politik katılım konusunda vazgeçtiğimiz bir oy oluyor. Yani onun için herkesin bunu kullanması çok önemli. İkincisi, bu dönemde yapılan değişikliklerle uyum meclislerinin yetkileri gerçekten arttırıldı. Uyum meclisi bir belediyeyi ilgilendiren her konuda çalışma yapabilecek durumda. Dolayısıyla politik hakkı, katılım hakkının kullanabileceği tek organ olan, bilhassa Alman vatandaşı olmayanlar için çok önemli bir
kurum olarak görüyorum. İkincisi de uyum meclisleri aslında göçmen kökenli insanların politikaya katılmaları açısından bir okul görevi görecektir. Dolayısıyla vatandaşların bu bilinçle hareket ederek kaç tane liste var, neler istiyorlar, katılacak insanların kalitesi nedir diye düşünerek, çünkü orada bizim hakkımızda 4 yıl içerisinde politika yapacak bu arkadaşlarımız. Bu bilinçle oylarını kullanırlarsa gerçekten uyum meclislerinin kalitesi ve önümüzdeki birlikte yaşam konusunda çok güzel adımlar atılacağına inanıyorum. Uyum meclisine ikinci sıradan aday gösterilen Ahmet Ediş, hakların daha da iyileştirilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Bugün ofne liste olarak uluslararası bir liste oluşturduk. Bu listenin içerisinde değişik ülkelerden gelen arkadaşlar faaliyet gösterecek. Ve önümüzdeki dönemde eğer seçilirsek göçmenler için ellerimiz kollarımızı sıvamak istiyoruz. Ve uyum konusunda bazı çalışmalara adım atmak istiyoruz. Özellikle iki dil, iki dille eğitim anaokullarda ve okullarda. Bundan ötesi yaşlıların bakım konusunda özellikle göçmen kökenli insanların özel ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bunları zorlamak istiyoruz.